Yardımına ihtiyacım var. Öyle mi? Asıl boykotu neden başlattı biliyor musun? Biliyorum, zehirlenme olayı yüzünden. Alakası yok. Anlamadım. Kendileri ayarladı olayı. Hanımefendi çok akıllı ya, yemekhaneden zehirlendik deyip sevgilisini getirecek, anlaşmayı feshedecek, işi de o alacak. Peki benden ne istiyorsunuz anlamadım. Anlatacağım. Arkadaşlar yemek paydosu, bir saat. Pardon. Ben bu arada bir yere kadar gidip gelebilir miyim? Git ama çabuk gel. Bir saat sonra burada ol. Tamam. Bekler misin bir? Deniz, uzak dur benden. Görme beni, konuşma benimle. Uzak dur diyorum. Ya bakma bana ne olur. Mine. Ya Deniz yapma ne olur, uzak dur diyorum. Ya git. Git. Vallahi helal olsun. Süper oyuncuymuşsun. Efendim? Bırak bu oyunu kızım ya. Her şeyi biliyoruz. Sevgilin için yapmışsın işte her şeyi. Ne diyorsunuz siz? Köfte ekmek yapan çocuk sevgilin değil mi senin? Evet. Yemekhaneyi işletmek istemiş, vermemişler. Sen de o yüzden ortalığı ayağa kaldırmışsın. Vallahi korkulur kızım senden ya. Kim bilir yemeklerin içine ne kattın? Size bunu kim anlattı? Vallahi orası pek belli değil. Sonunda biri öğrenmiş işte. Arkadaşlar bakın sana anlattıklarını bilmiyorum. Ama biz hiçbir şey yapmadık. Evet, Efe geldi. Yemekhanenin işletmesini almak istedi. Ama bu ilk Merve'nin aklına geldi. Teklifi ona o götürdü. Yalan mı? Yalansa yalan de. Değil. Duydunuz işte. Efe geldi. Nimet Hanım'la konuştu. Nimet Hanım ondan rüşvet istedi. Bu işten benim kazancım ne olacak dedi. Efe de vazgeçti işte. Bunların hepsi Nimet Hanım'ın uydurması. Sırf kendi pisliklerini kapatmak için. Ama yok. Siz sakın bana inanmayın. Tamam mı? Sakın. Aşkım. Dur. Güzelim dur, ağlama, ne oldu? Ah o küçük. Tamam bebeğim, biliyorum. Ya biliyorum, sırf senin o iyi niyetin yüzünden işte. Ya sen bırak beni, boş ver. Ya anlat bakayım sen şimdi, ne oldu tam olarak? Bu
uyarmadan yarım saat suları kesin. Sadece duşları değil, hepsini ama. Çamaşır da yıkayamayacaklar. Kızlar televizyon odasına girmeden televizyonu da çıkartın. Eğer soran da olursa sular aniden kesilir, televizyonda arızalı diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam Nimet Hanım. Akşam yemeğine inmezlerse su da yok, televizyon da yok. Ha devam ederlerse kaloriferi de kapatacağım. Ha burayı babaların evi zannediyorlar madem. Görsünler benimle uğraşmak neymiş. Elçin. Elçin. Kızım sana söylüyorum. Bir şey mi dedin? Hadi kalk yemeğe gidelim. Bence yapmayın. Hala mı ya? Akıllanmayacak mısın kızım sen? Onu demiyorum. E ne diyorsan söyle o zaman, geveleme ağzında. Kimse bilmiyor sanıyorsunuz değil mi? Çok akıllısınız ya. Yemekten sonra doğru tuvalete gidiyorsunuz. Sırf kilo almamak için kusuyorsunuz. Bir süre sonra hiçbir şey yiyemeyeceksiniz. Mideniz hiçbir şey almayacak, farkındasınız değil mi? Sen bizim için üzülme canım. Biz başımızın çaresine bakarız. Abla tombalak ki bizden çıkarıyor acısını. Siz hastasınız ya, yemin ediyorum hastasınız. Ya bu eksikti ya, şak diye kesildi, kaldım böyle orada. Kızım yürü, olay var. Vay saçlarına şampuan. Ya bırak o yanacını, Duygu ya. Daha saçım mahvolmuş, daha hazırlanacağım. Arkadaşlar ne oluyor? Ya. Duş yapacaktım ama sular kesildi. Ben de çamaşırları makineye attım, pat diye durdu. Televizyonu da kaldırmışlar aşağıdan. Bozulmuş, tamire göndermişler. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Ya arkadaşlar beni dinler misiniz? Arkadaşlar, bilerek yapıyorlar. Sırf konuşmayalım diye. Boykotu bitirmemizi istiyorlar. Aç susuz mu kalacağız? Daha ne kadar devam edecek bu boykot? Dün geceyi ne çabuk unuttunuz Merve Hanım? Niye unutmayacakmışım ki? Bana hiçbir şey olmadı. Bana da olmadı. Yuh be bencil. Biz hastanede serum şişeleriyle yatarken iyiydi ama. Devam edeceğiz tamam mı? Pes etmek yok. Gel. Nimet Hanım, kızı üst katta toplanmış bağırıp çağırıyorlar. Tamam sen çık, ben geliyorum. Eğer pes edersek o yemekle tekrar yemek zorunda kalırız. Devam etsek ne olacak ki? Su yok, televizyon yok. Bütün tişörtlerim kirlendi, nasıl yıkayacağım? Tamam biliyorum, haklısınız. Ama onların bize bunu yapmaya hakkı yok. Biz de gider şikayet ederiz değil mi? Evet, aynen. Kızlar ne oluyor burada? Çekin, çekin, açın bakayım. Ne oluyor burada? Arkadaş bir eylem planı yapıyormuş da onu anlatıyor. Öyle mi? Arkadaşlar korkmayın, biz haklıyız. Yavrucuğum, siz giderken ben dönüyordum. Boyundan büyük işlere kalkışma. Öyle mi? Öyle. Bakalım ilgili madde ne diyormuş? Öğrenci yurtları yönergesi 4. bölüm 18. madde. Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller E şıkkı. Devlet veya üniversite yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak, yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek, söylev vermek. Anlaşılmayan bir şey var mı? Bu eyleme hemen son vereceksiniz ya da çekip gideceksiniz. Karar sizin. Ne yapacağız şimdi ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir durun, bir dakika. Bir durun. Ya bu kadar kolay mı? Ya nasıl hemen pes edebiliyorsunuz? Ya. Ne zaman döndün sen? Biraz oldu. Nasıl geçti okul? Aldın mı sınav tarihlerini? Fotokopi çektirdim. İşte birkaç tane hocaya baktım. Başka? Başka bir şey olmadı. Emin misin? Aslında bir şey daha oldu ama... Söyle.
Burak, vallahi ben bir şey yapmadım ya. Yani orada olacağını bile bilmiyordum. Bir anda karşıma çıktı, ben gelme dedim. Kaçtım, konuşmadım hatta. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.